Siyasette erken seçim tartışmaları koronavirüs salgının etkisinde devam ediyor. Muhalefetin erken seçim söylemleri üzerine erken seçim olur mu sorusu da seçmende merak konusu. Millet İttifakı erken seçimin sorunlara çözüm olacağını öne sürerek sandığı getirin çağrısı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçimin 2023 yılında yapacağını her seferinde dile getiriyor. Erken seçim gündemi meşgul ederken Bolulular erken seçim hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Vatandaşlar arasında ağırlıklı bir düşüncenin hakim olmadığı fark edildi. İnsanların durumdan memnun olmadığını belirten Emrezi'nin seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti. Ülkeye baktığımız zaman gerçekten insanlar hiçbir türlü halinden memnun değil. Ne baştakinden ne de alttakinden. Ya bunun için erken seçime gitmeli. Peki sizce erken seçim Türkiye'de ekonomide bir iyileşme veyahut da farklı bir alanda iyileşme sağlar mı? Bence şu kadarını söyleyeyim. Benim düşüncem şu. Artık ekonomi de, eğitim sistemi de çok kötü durumda. Bunu düzeltebilecek birisi varsa gerçekten geçsin başa. Ama ben inanmıyorum bu kadarına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli çalışmaları yaptığını belirten Ali Altunışık ise erken seçime ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Benim için neden gerek yok? Erdoğan gereğinden fazlasını yapıyor zaten. Gereğinden fazlasını yapıyor. İHA'ları, SİHA'ları her şeysi var. Gerek yok yani benim için. Bu ülkeyi Erdoğan'dan daha iyi yönetecek kimse yoktur. Erken seçimi bir şans olarak değerlendiren Emine Barlak ise erken seçimin olmasından yana. Bence olmalı. Neden acaba? Biraz anlatabilir misiniz? Yani çünkü böyle gitmiyor ve ihtiyacı var ülkenin. Başka birinin olmasına tabii ki. Ve erken seçim olursa yine de hani bir şans daha olmuş oluyor. Daha erken bir şans olmuş oluyor bence. Peki size göre erken seçim şu an gördüğünüz herhangi bir sıkıntıya çare olabilir mi? Kişiye bağlı. Yani gelecek kişiye ve yapacağı şeylere bağlı tabii ki. Ama yani hiç belli olmaz ama yine de bir denemek lazım bence. Seçimin vaktinde olması gerektiğini belirterek erken seçimin mevcut projeleri yarım bırakacağını ifade eden Mihrican Çayır ise seçimlerin tarihinin beklenmesi gerektiğini dile getirdi. Bence olmamalı. Neden acaba? Biraz anlatabilir misiniz? Çünkü hani bu koalisyon hükümetleri kısa sürüyor. O yüzden yani bir icraat yapamadan mesela Bolu Tüneli gibi hep yarım kalıyor. Bence tamamlanması lazım yani hani devletin döneminin. Yani 2023'ü bekleyin diyorsunuz. Seçim konusunda farklı düşünceleri ifade eden iki kahve arkadaşı arasında ise kısa süreli gerginlik yaşandı. Vallahi erken seçim geç bile kaldı. Ferruh Bey gel. Burada daha deneyimli insanlar var. İkinize de soracağım. Her zaman tartışıyoruz bunu. Yani erken seçim olsun ki yani halkın ne istediği ortaya çıksın. Çıkmazsa daha kötüye gidiyor her şey. Ya çünkü insanlara bakıyorsun. Ha burada biz her zaman takıldığımız kahve var. Her zaman birbirimizi sevdiğimiz arkadaşlar. Ya birbirimizle tartışıyoruz. Bazen inanır mısınız kavga ediyoruz ya. Yani bir seçim olsun da millet kurtulsun. Erken seçim olayı tarihinde olur. Kırmızı kravatı takıp topuklu ayakkabıyı gezip gezmeyi düşünmesinler. İcraat göstersinler. İcraatlarını söylesinler. Hiçbir icraat yok. Sadece seçim istiyorlar. Şu işi yapacağız, bu işi yapacağız diyen yok. Hiç kusura bakmasınlar. Şu andaki hükümetten memnunuz. Benzini düşünen arabaya az binsin. Mecbur ihtiyaç. Az binsin. Engelli çocuğun Bolu, var. Bolu gibi yerde hiç evet. Arabaya gerek yok. Nasıl gideceğim üniversite hastanesine ben? Üniversite hastanesine gideceğim ben gecenin 12'sinde. Esatlara bin git.